Şimdi ameliyat öncesi veya bize ilk geldiğinde arkadan baktığımızda ciddi anlamda belinde eğrilik vardı. Kalça sol tarafta, üst taraf ise üst gövde sağ taraftaydı. Ve bu eğrilik yavaş yavaş düzeldi. Eskiden şu pozisyondaydı bize geldiğinde. Ayak da kısaydı. Ve bu pozisyondan kaynaklı olarak ayakta da kısalık vardı. Biz ameliyatından sonra var olan sorunu hal ettikten sonra eğrilik kendiliğinden düzeldi. Ve artık rahatlıkla hem eğriliğin düzelmesi hem de hareketlerini rahatlıkla yapabilecek duruma geldi. İlk önce biraz ağrılarım olmuştu. Pek bir bel ağrısı diye şey yapmamıştım. Umursamadım pek. Sonra bir gün bisiklette gezerken bir kaza yaptım. Aynaya karşı birkaç yaram vardı, ona bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim. Sonra bunu anneme gösterdim. Anneme direkt dedi hastaneye gidelim. Öyle hastane başladık işte. Bu süreçte tedavimiz başlamıştı. Birkaç tane hastane gezdim. Pek doğru bir teşhis koyamadılar. Sonra Sakarya Araştırma Hastanesi'ne, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldim. Burada Alaaddin Koçay Bey beni gördü ve dedi senin tedavine başlayacağız dedi. Beni burada 25 gün zarfında yatış verdi. 25 gün zarfı içerisinde 22. gün beni ameliyatına aldı ve çok güzel geçti ameliyatı. 25. günde beni evime yatılı olarak dinlenmemi tavsiye etti ve fizik tedaviler verdi. Bunları yaparak 2 ay sonra kendi sağlığıma kavuştum. Bunu da söylemek istiyorum. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki bütün doktorlara ve Alaaddin Bey'in ekibine çok teşekkür ediyorum. Aziz'in belinde bize geldiğinde ciddi anlamda eğriliği vardı. Bu bir eğriliğinin kaynağı bir türlü bulunamamıştı. Biz gerekli tetkiklere yaparak eğriliğinin kaynağının bir iyi huylu tumör olduğunu, osteoid osteoma dediğimiz olduğunu belirledik. Ona yönelik yaptığımız cerrahi sonrası kendi sağlığına kavuştu. 2 ay içinde eğriliği tamamen düzeldi. Oğlum için yaklaşık 1-1,5 yıldır çare arıyorduk. Önce skolyoz dediler. Özel hastanelerde bayağı bir gezdik. Bir hayli de masraf da ettik. Maalesef bir sonuç alamadık. Hastalık daha çok ilerledi gibi de. Sakarya Merkezi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik. Burada dedik ki Alaaddin hocamızla görüştük. Yani çocuğumun başka yerlerde tedavi bulamadığını, daha çok hastalığın ilerlediğini ve bir an önce tedavi olması gerektiğini kendisine söyledik. O da kabul etti, yatış verdi. Hastalığım teşhisinden umudumu yitirmiştim. Lakin umudumu yitirmemek gerekirmiş. Her şeyin bir çaresi, bir şeyi varmış. Ben de onu bu hastanede gördüm. Bu hastane doktorları sayesinde. Yani umudunuzu yitirmeyin. Ben yitirmedim, kazandım.